Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Bu videomda dil sınıfı öğrencilerine bazı taktikler vermeye çalışacağım. Bir dil sınıfı öğrencisi üniversite sınavına nasıl hazırlanmalıdır? İşte bu sorunun cevapları için videomuza başlıyoruz. Üniversite sınavına hazırlanan bir dilci ilk etapta dil bilgisi konularını kademeli olarak bitirmelidir. Bitirdikten sonra düzenli olarak bu konularla ilgili sorular çözülecek ve bu konular iyice pekiştirilecek ve kavranacak. Ardından kelime çalışmalarımız geliyor arkadaşlar. Zaten çözdüğünüz dil bilgisi sorularında iyi miktarda kelime görmüş olacaksınız. Fakat takviye amaçlı bilimsel makaleler okumanız gerekiyor. Özellikle bilimsel makalelerin altını çizelim. Çünkü üniversite sınavındaki sorular da zaten buralardan alıntılanarak karşımıza getiriliyor. Arkadaşlar, yola çıkarken kullanacağımız kaynaklar oldukça önemli. Çözeceğimiz kaynakların bize zaman kaybettirmemesi gerekiyor. Çünkü zamana karşı ve birçok adaya karşı yarıştığımızın farkındayız. Bu anlamda daha önce çektiğim videolarda tavsiye ettiğim kaynaklara da bakabilirsiniz. Herhangi bir sponsorluk anlaşmamız yok. Daha önce anlattığım kaynaklarla alakalı. Bunlar tamamen faydalı bulduğum eserler ve ben öğrencilerime de bu kaynakları kullandırdığım için sizlere de gönül rahatlığıyla aynı kaynakları önerebiliyorum. Bilmediğiniz kaynakları lütfen kullanmayın çünkü piyasada çok fazla gereksiz kaynak var. Doğru bir kaynak ve doğru bir zaman planlaması bizim için oldukça hayati ve önemli. Evet, doğru kaynaklarla bol miktarda soru çözümü de yine bir dilcinin yapması gereken veya atması gereken adımlardan. Arkadaşlar, soru çözerken atmamız gereken diğer bir adım da şudur. Yanlış yaptığımız sorulara mutlaka ama mutlaka geri dönmeliyiz ve onları bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Cevabın neden A veya B şıkkı olduğunu detaylı bir şekilde kavramamız lazım. Tabii bir de şunu yapmamız lazım. Soruları çözüyoruz. Evet, çok güzel. Fakat arada bilmediğimiz kelimeler var. Bir şekilde onları atlayarak siz doğru cevabı buluyor olabilirsiniz. Fakat o kelimeler sınav kelimeleridir. Dolayısıyla o kelimeleri kesinlikle not almamız lazım. Sınav bittikten sonra kitapçığı kapatıp gitmiyoruz. Bilmediğimiz kelimeleri de not alıyoruz. Bunun için bir defter de tutabilirsiniz. Bu da ayrı bir teknik olarak bir kenarda bulunsun. Sınava hazırlanan bazı arkadaşlarımız şu hatayı çok yapmaktadır arkadaşlar. Sadece dil dışındaki derslere yoğunlaşıp dili belli bir zaman diliminde hallederim demek büyük bir hatadır. Sakın böyle bir şey yapmayın. Dil ve diğer gruplarda yer alan dersler aynı anda çalışılmalı ve birlikte bir şekilde götürülmeli. Bu bizim için oldukça önemli. Çünkü bu derslerden birini geride bıraktığımızda daha sonra toparlamak için aynı enerjiyi sarf etmemiz gerekecek. Dolayısıyla aynı anda ve birlikte götürmemiz gerekiyor bu süreci. 10. sınıfta çalışmaya başlayacak olan arkadaşlarımıza en büyük tavsiyem bol miktarda roman ve bilimsel makale okumalarıdır. 10. sınıf bittiğinde belli bir anlayış düzeyimiz olmalı İngilizce metinler için. Bunun dışında 11'e geldiğimizde mümkünse 1. dönemde ama değilse 2. dönem bittiğinde tüm konuların detayları bitmeli arkadaşlar. 12. sınıf bizim bol miktarda soru çözeceğimiz senedir. Yani 12. sınıfa geldiğimizde yapmamız gereken tek şey deneme, deneme, deneme ve bu denemelerin analizleri, denemelerin analizlerinde eksik gördüğümüz noktalara ayrıca yüklenmemiz lazım. Paragrafta mı zorlanıyoruz? Paragraf üstüne soru çözmemiz lazım. Kelimede mi zorlanıyoruz? Kelime üstüne bol miktarda okumaya devam etmemiz lazım. Çıkmış kelimeleri gözden geçirip bilmediklerimizin analizini yapmamız lazım. Onlara not düşmemiz lazım gibi. Yani eksik bulunduğumuz noktaları tespit edip deneme sınavlarından sonra üstüne gitmemiz gerekiyor. Türkiye çapında yapılan deneme sınavları var. Bu deneme sınavlarını sakın kaçırmayın arkadaşlar. Bunun dışında yöresel veya yerel bazda yapılmış deneme sınavları da var. Bunlar da tabii bizim bulunduğumuz konumu göstermek açısından önemli. Denemelerin analizleri de elimize kadar geliyor biliyorsunuz. Buralarda da eksik olduğumuz yerleri yine görme şansımız var. Tüm adayların YokAtlas gibi web sitelerinden mezun kişilerin hangi netlerle nerelere yerleştiğini takip etmesi ve bilmesi lazım. Bu bizim hedeflerimizin de ne kadar gerçekçi olduğunu bizlere gösterecektir. Bu nedenle elimizin altında hedeflediğimiz üniversitelerin netleri bulunmalı. Soru çözerken tek başına çözdüğümüz bazı sorularda zorlandığımız noktalar var. Buraları önce arkadaşlarımızla daha sonra öğretmenlerimizle tartışmalıyız ve akıl akıldan üstündür bilirsiniz.
nereleri göremediğimizi, nereleri gözden kaçırdığımızı başkalarıyla tartıştığımızda çok daha etkin bir şekilde kavrayabiliriz diye düşünüyorum. Gitmeyi hedeflediğiniz üniversiteyi mümkünse yaz tatillerinde, üniversite tanıtım etkinliklerinde ziyaret edin arkadaşlar. Gitmişken tabii ki orada da bol miktarda fotoğraflar çekilerek gözünüzün önünde o günlerinizi, yani üniversiteye gideceğiniz günleri canlandırmanızı da ben tavsiye ediyorum. Bu bizim için önemli. Gideceğimiz üniversiteyi kesinlikle ama kesinlikle defalarca araştıralım. Herhangi bir hata yapmayalım. Telefonumuzun arka planı veya bilgisayarımızın arka planı olarak da yine bu fotoğrafları kullanmak bence bizlere motivasyon kaynağı olur. Üniversitelerin web sitelerinde de yine bölümlere dair tanıtımlar var. Veya YouTube'da oldukça fazla tanıtım videosu da mevcut. Bunlara da bakmakta fayda var arkadaşlar. Üniversite sınavına hazırlık aşamasında mümkün mertebe farklı kaynaklar çözelim arkadaşlar. Soru çeşitliliği bizlere sadece ve sadece bir avantaj olacaktır. Bunun dışında çıkmış soruları ve hatta YDS'de çıkmış soruları da incelemeniz ve çözmeniz de sizlere bir avantaj olacaktır. Soruların YDS'de biraz daha zor olduğunu kabul ediyorum. Fakat bu bize sadece bir avantaj olur. Evet arkadaşlar, ben dilim döndüğünce bir dilcinin üniversite sınavına nasıl hazırlanması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Tabii unuttuğum detaylar olacaktır, mümkündür, normaldir. Ama yorum kısmımız açık. Siz buraya katkıda bulunabilirsiniz. Eksik bıraktığımız detayları da siz tamamlayabilirsiniz. Birçok dilcinin o yorumlardan yola çıkarak hayat akışını da değiştirebileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyorum.